Bazen insan başına gelen olaylarda bu benim imtihanım mı diye sorguluyor. Aynen. Aynen öyle. Başlayayım mı anlatmaya? VTR'm varmış. Önce VTR'yi verelim. Ardından Merve'nin hikayesini en baştan yeniden dinleyeceğiz. Yani vücudumda kalan izler her bir bayanın izi. Bana destek olan olsaydı bugün bunlar yaşanmıyor olacaktı. 2012 senesinde severek evlendim. 2014 yılından sonra sürekli aldatıldığımı öğrendim. Farklı farklı isimlerle. Hatta birinde komşumla, evli bir komşumla. Daha sonra iş yaptığı kimselerle, bayanlarla. Ya ardı kesilmedi. Ve her defasında herkese ulaşmaya çalıştım. Bilgilendirmeye çalıştım ve kimse benim kocamın evli olduğunu bilmiyordu. Kendilerini uyardım fakat hiçbir şekilde beni ciddiye almadılar. Çünkü eşim bir şekilde kendilerini yine inandırıyordu. Psikolojik problemlerim olduğunu söylüyordu. İhanetle de kalmadı. Evlendiğimizden beri zaten sürekli üzerime çekilen krediler, üzerime kurulan şirket, bunların ödemeleri. Ben kendisinin açıklarını yakaladıkça ve artık bunların hesabını sordukça beni 300 bine yakın bir zarara soktu. Beni 300 bine yakın bir zarara soktu. Aslında ismi Orhan Gül ama insanları Kıvanç Kayra olarak kendini tanıtıyor. Sahte kimlik kullanıyor onun haricinde. Zaten yani sahte kullandığı kimlikte bekar olarak yazıyor. 2014 yılından beri bir şiddet var. Yani ilk en büyük şiddeti komşumla aldattığını öğrendiğim zaman ve bunun hesabını sorduğum zaman kendisine açıklama beklediğim için bu hale getirildim. Eşim sadece bana da şiddet uygulamıyor. Birkaç tane görüştüğü sevgilisine de bu şiddetleri uygulamış. Kendi ağızlarından dinledim çünkü. Bir tane çocuğum var. Velayeti bende. Geçici velayeti. Şu an mahkememiz devam ediyor. Fakat kendisi şu anda çocuğumu bana göstermiyor, getirmiyor. Gerek kendim için gerek çocuğum için sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Ve hiçbir kadının bunları yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kadın olarak yine kandırılan kadınları düşündüğüm için o kadınları uyarma gereği hissettim. Her ne olursa olsun ben de bir bayanım. Keşke beni de zamanında bir uyaran olsaydı. Keşke beni de zamanında ikaz eden olsaydı. Eşimin bu huylarını bilip ya da bu davranışlarını görüp ona yalancı şahitlik yapmak yerine keşke birazcık dürüst olup keşke bana destek olan olsaydı. Bugün belki benim çocuğum bu manzaralara şahit olmamış olacaktı. Ne oldu? Herkes hayretler içerisinde. Yani aynı bir boks maçından çıkmış gibi. Hiç yakışıyor mu ya bir bayana, bir eşine böyle şiddet uygulamak? Şimdi her şeyi Merve'den dinleyeceğiz. Kaç yılında evlendiniz Merve? 2012 Temmuz ayında evlendik. Çok severek evlendim ben eşimi. Daha doğrusu onun beni çok sevdiğine inanarak evlendim. Ağlamak istemiyorum. Yani şu resimleri her gördüğümde etkileniyorum çünkü. Zaten evlendikten çok kısa süre içerisinde ben 6 ay içerisinde hamile olduğumu öğrendim. Zaten ilk o 6 ay yani mükemmel geçiyordu. Yani en azından ufak tefek şeyleri hani göz ardı edebiliyorsunuz. Ha, bir alışma sürecidir diye düşünüyordum. Eşimin öfkelendiği, tepki verdiği şeylere. Daha sonra hamilelik boyunca da ben zaten sürekli ailesine gidiyordum. Yani sık sık ailesiyle görüşüyorduk. Çünkü bu arada ben eşim daha önce de bir evlilik yapmış. Ayrılmıştı. Bunu bana dile getirmişti. Hatta formalite olduğundan bahsediyordu.
Ve ben bunu hiç sorgulamadım. Neyin formalitesi? Yani daha önceki evliliğinin, yok hayır öyle değil. Daha önceki evliliğinin bir formalite olduğunu söylüyordu. Hatta ben o eşini de tanıyordum. Ama 1,5 sene oldu ben ayrılalı dediği için. Ya önemsemedim aslında. Hani bununla alakalı da beni kimse aramadı. Yani bir rahatsız eden de olmadı bununla alakalı. Hani ona inandım. Bunu sorgulayacağım bir süreç yaşamadı. Aynen, aynen öyle. Şimdi aslında sana ilk sorum şuydu. Neden buradasın? Neden buradayım? Birincisi kendimi ifade etmek için buradayım öncelikle. Ya akıl sağlığımın en azından normal olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü sürekli beni insanlara akıl sağlığım bozuk olduğunu, bana inanmamaları gerektiğini ve yalan söylediğimi söylüyor. Dışarıdaki bayanları bu şekilde kandırıyor. Ben şu anda eşimden hala boşanmadım. Mahkemem devam ediyor. Ve çok kısa bir süreye kadar da bir çocuğumuz olduğu için sık sık bir araya geliyorduk oğlumuz için. Öncelikle bunun için buradayım. Tabii ki çocuğumu oğlunu bu arada... Oğlunu görmek istiyorsun. Aynen, velayeti bende zaten, geçici velayeti. Ve senin iddian da şu, eşim hı-hı, aynı şekilde başka insanları duygusal yönlerinden evet, istismar ediyor. Onları da ayağa kaldırmak ve harekete geçirmek için buradayım aynen dedin. Aynen öyle. Çünkü evliliğin boyunca sürekli aldatıldığını hı-hı, ve aynı zamanda da hem maddi ve manevi kandırıldığını söylemişsin. Aynen. Eşinin seni aldattın 2015 yılında, hı hı, yani ihanete uğradığını 2015 yılında öğreniyorsun. Evet. Bir tane de çocuğunuz var. Hı hı. 2015 yılında bir bankacı bir bayan, ilk onunla bilgisayarda fotoğraflarını görüyorum. Yani bir sosyal hesap açılmış farklı bir isim adına, çünkü bayan onu o isimde tanıyor. Hangi isimle tanıyor? Kıvanç Kayra ismini kullanıyor. Kıvanç Kayra olarak kendini tanıtıyor. Bu aslında Kıvanç Kayra diye biri var, bu onun arkadaşı. O arkadaşını da Deniz isminde tanıtıyor insanlara. O sürelerde bir profesörle, Gazi Üniversitesi'nde bir profesörle, şu an kendisi vefat etti, hani isim vermem doğru mu bilmiyorum. Bir profesörle iş yapıyorlardı, yani bana öyle aktarıyordu. Kendisinin işte yani ticari işlerinde hani bir problem olduğu için ya ismini bu şekilde verdiğini söylüyordu. Hani ben de aslında o zamanlar çok anlayamadığım için, hani bir insan neden ismini farklı bir isimle tanıtır ki? Yani isminiz, soy isminiz ya da mesleğiniz farklı neden tanıtır ki? Şimdi eşin Orhan Gül ama ticaret yaptığı insanlar ya da başka insanlara Kıvanç, kendini Kıvanç Kayrı olarak tanıtıyor. Aynen. Aynen. Bu şekilde sonra bir bankacı bayanla da bu profesörün işlerini hani yaparlarken bankada, yani işlemlerini yaparken bankada tanıştığını, daha sonra o bayanın kendisine aşık olduğunu, sürekli rahatsız ettiğini, kendisini sürekli taciz ettiğini telefonlarla ve daha sonra bu işi artık hani profesörün de işini bir yandan hızlı yürütebilmesi için daha sonra sevgili olduklarını söyledi bana. Yani daha doğrusu işte idare, hani, idare ettiğini aynen söyledi. Yani ilk yakaladığımda açıklaması buydu. Yani tabii ki ne tepki vereceğimi şaşırdım. Bir de yani bir yandan aklınız kabul etmiyor, yani böyle bir saçmalık gibi geliyor size. Ya daha sonra üzeri kapandı aslında. Çok kurcalamadım da ben de. Hani zaten küçük bir çocuğum var. Biraz da onunla belki çok ilgilendiğim için şu andaki verdiğim tepkileri verememiştim ne yazık ki. Kaç kere aldatıldığını öğrendi? Çok fazla. Hala da öğreniyorum. Yani bundan bir hafta önceye kadar da 2012 yılında evlilik yaptın. Yani evet, eşin tarafından sürekli aldatıldığını iddia ediyorsun. Hı-hı. Ya bir rakam versen. Çünkü biz VTR'yi izlerken şey dedi. Ya beni aldattı ve beraber olduğu kişilerin isimlerini verebilir miyim dedi. Dönüyorum ki kaç kişiden bahsediyorsun? Çok. Hepsiyle teker teker görüştüm zaten, bildiklerim. Nasıl görüşüyorsun peki? Yani onlar mı sana ulaşıyorlar? Hayır, ben ulaştım. Yani resimlerini, mesajlarını telefonundan, sosyal hesaplarından, ya yani bizzat özel görüşmelerini okuduğum kişilere ulaştım ve onları kırmadan, incitmeden bilgi verdim ve ben de öğrenmek istedim nasıl bir şey döndüğünü ve ben nasıl bir oyunun içerisinde olduğumu. Aslında ben hiç sanki eşimin karısı ben değilim. Evet. Sanki başka başka hayatlarda başka başka insanlarla evli gibi kendisi. Ya da ne demek ki? Yani şöyle, herkesi zaten evlenme vaadiyle kandırıyor. Hani en büyük iddiam bu. Ve evli olduğunu kimse bilmiyor. Kimse evli olduğunu bilmiyor. Hangi isimle biliyorlar onu?
Kıvanç Kayra olarak bilen var. Volkan Balcı olarak bilen var. Ferhan Gül olarak bilen var. Yani bunlar bildiğim isimler. Peki bir kadını, yani birinin isimler. Fotoğrafını işte ya cep telefonda ya sosyal medya hesabında ya kanalınıyorsun ve arıyorsun. Ne diyorsun ona? Yani aslında bir iki tanesine çok farklı tepkiler de verdim. Yani dolayısıyla ilk yakaladığım an sonra zaten özür diledim kendilerinden. Yani şunu mu diyorsun? Merhaba. Ben işte Ferhat Gül diye tanıdığınız kişinin aslında ismi Orhan Gül ama onun eşiyim mi evet, diyorsun? Ya aynen da öyle söylüyorum. Kıvanç Kayra diye tanıdığınız kişinin eşiyim ama aslında adı Orhan Gül mü diyorsun? Aynen öyle söylüyorum ama zaten akabinde ben bir de bu yapıyorum. Eşime bir de söylüyorum, haber veriyorum. Yani yine bir vicdan yapıp hani ben neyi söylüyorsun şu, ya? Bilmiyorum yani nasıl bir şey yapıyorsam hani eşime arayıp tekrar hani bu bayanla görüştüm diyordum yani daha ilk zamanlarda. Tabii ki yalanını yalanla örtüyor. Sen yanlış anladın. O benim kardeşim. Niye aradın insanları? Daha sonra zaten evde gene bir şiddet görüyorsunuz. Zaten bütün bayanların üzerimde izleri var. Yani hepsinden yani sonra ulaştığım için şiddet görüyorum. Yani kimi aradıysan akabinde şiddet görüyorsun. Aynen aradığım siz için. Siz bunu aslında şey gibi yani eşiniz bence şöyle algılıyor ama anlattığınız iddialarınız çok farklı. Yani hı-hı. Eşim kadınlarla duygusal bir birliktelik yaşıyor ama bunun altında duygusal birliktelik, evlenme yok. Ticari bir takım işleri bunun üzerinden aynen. yönetiyor ama eşinize sizin aktarımlarınız, ben seni X kişisiyle gördüm konuşmalarını ya da yazışmalarını gördüm dediği zaman o sanki şey gibi algılıyor. Basit bir kıskançlık, evli kadının verdiği tepki gibi iş o boyutta yani algıladığı ve sizin karşı taraflaki irtibatınız farklı bir noktada olduğu için bu kadar uzun süre bu devam ediyor. Bu arada ihbarlar gelmeye başlamış. Şunu merak ediyorum. Yani birkaç tane isim isteyeceğim. Yani kaç kişiyle görüştüğünü söyler misin bana? Bayanlardan. Evet. Bir bankacı bir bayan vardı. Daha sonra komşum vardı. Zaten yani o olay patlak verdikten sonra hani onu da bir şekilde herhalde eşini de arayıp bilgi vermiştim bu komşumun. Ve benim hep psikolojimin bozuk olduğunu, iftira attığımı dair şeyler söylüyorlardı ve ben bunları hepsini zaten kayıtlı ve delilli bir şekilde kendilerine zaten sunabilirim. Kıvanç Bey'le konuşmadınız mı? Yani gerçek bir kişi var çünkü Kıvanç Kayra adında ve siz bunu tanıyorsunuz. Eşim sizin isminizi kullanarak bir takım hileli davranışlar içerisinde kullandırmayın ya da resmi evrakta da birlikte mi hareket ediyorlar bilmiyorum. Bu çok kendisi ciddi biliyor, bir suç. Kendisi biliyor zaten arkadaşıydı. Kendisi de buna müsaade ediyor. Çünkü o süreçte şimdi benim eşim şöyle çok lüks yaşayan bir insan. Yani arkadaşlarına çok güzel, arkadaşlarına jestler. Çok güzel aynen yaşatan, çok güzel jestler. Altlarına araba dahi sunabilen bir insan. Dolayısıyla insanlara bu şekilde güven sağladığı için kimse kendisinden farklı bir şey beklemiyor. Şimdi bir telefonumuz var. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. İsminizin verilmesini istemiyorsunuz. İstemiyorum ama mecbur tanınırsa da veririm. Hiç problem yok. Beni de yok, benim için bir sıkıntı yok. Şimdi Merve Hanım'ın yani Merve Hanım'la ve Orhan Bey ilişkisinden, evliliğinden bahsediyor ve bu arada da aldatıldığını evet. iddia etti. Siz bu konunun neresindesiniz? Merve Hanım'ı tanıyorum. Ben bir kahve içtik ama beni hatırlamaz. Orhan'ı da tanıyorum. Orhan beni de dolandırdı. İddianız Orhan beni de dolandırdı. Tabii. Çok nasıl bir peki? Arkadaşım. Araba satın alacaktım. 7.000 lira kapora aldı. Ortadan kayboldu. Zaten araba çalıp satıyor. Ne yapıyor? Çalıntı araba. Çok farklı işleri var. Peki siz 7.000 lira verdiniz, sonrasında ortadan kayboldu. Kayboldu, evet. Merve Hanım daha yeni hamileydi. Ümitköy'de oturuyorlardı. Siz Merve ile oturup bir kahve içtiniz mi? Merve isim olarak beni tanımaz. Bir kafede karşılaştık. İsminizi vermeyeceğim ama ben sizi sanki hatırladım. Sarışın bir bayan değil mi? Evet. Bir kızınız evet. vardı hatta biraz evet. sohbet etmiştik onu, sizinle. Ona araba alacaktım. Evet. O arada 7.000 liramı dolandırdı. Siz daha yeni hamileydiniz. Evlenecektiniz. Hatırladım. Siz peki bu arada hani Orhan Gül'le ya araba alacağım Orhan bana ara bul diye
araba bul diye konuştuğunuzda hani o tatlı dönem vardır ya, araba sahibi olacak, evet, yakın dostluk, arkadaşlık kurulur. O aynen dönemden mi bahsediyorsunuz? Evet, evet. Şikayette bulundunuz mu hanımefendi? Şikayette bulunmadım. Babasıyla birlikte yapıyorlar zaten. Babası da ortama geldiğinde oluyor. Babasıyla birlikte yapıyorlar diyorsunuz. Tabii. Peki niye şikayet etmediniz? Elimde bir evrağım yoktu. Orhan ortadan kayboldu. Evinin yerinde bilmiyordum. Taşınmıştı. Yeni evlenmişti Merve Hanım'la. Şunu da söylemek istiyorum. Yani diğer tarafta insanları bilgilendirmek adına elinizde evrak olmadığı için gidip şikayette bulunamıyorsunuz ama elden yani hiçbir şey, yazı, ne bileyim sizin için delil oluşturacak bir verdiğinize dair. O parayı verdiğinize dair bir şey de almıyorsunuz. Hı. Neden? Çok eski bir arkadaşım. Eryaman'dan arkadaşım. Ailece görüşüyoruz. Dostuna güvendiğiniz için. Tabii ki. Peki. Hattan ayrılmayın lütfen. Nursen Hanım telefon hattındaymış. Onun da bir iddiası var. Biraz önce hanımefendi diyor ki ben araba alacaktım. 7000 TL'mi aldı. İddiası Orhan Gül'le ilgili bu yönde. Nursen Hanım merhaba. Alo, merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Beni de şimdi görünce ben de şok oldum. Aynı şekilde Orhan Gül, ben evimi satışa çıkarmıştım. Evet. Beni böyle çok zengin bir iş adamı olarak kendini tanıttı. Evet. Yanında da şoförü olarak Kıvanç Kayra adlı kişiyi tanıttı. Sonra onlarla böyle bir hani alım satım işi yapacağız diye benim elimde sözleşmeler bile var. Evet. Daha sonra tapuda işte bir şekilde hani bir bana bitkiler imzalattı. Benim o kadar güvenimi kazanmıştı ki inandım, güvendim. Bir de hani durumum biraz zor durumdaydı. Kızımı okutmaya çalışıyordum ben de. O sırada işte benim de borçluğuma geldi ve evimi elimden aldılar. Bana hani başka bir sözleşme imzalattığını söyledi. Daha sonra işte hani ulaşmaya çalıştım. Zaten şu an davam sürüyor. Benim elimde belgelerim de olduğu için. Peki şimdi mesela evi almak için tapuya gittiğinizde değil mi? Orada soruyorlar sana işte paranızı aldınız mı dediğinde siz ne dediniz? İşte öyle bir işlem bana yapılmadı. Vekil sıfatıyla, vekil sıfatıyla hareket etmiştir. Beyefendi vekalet almıştır kendisinden. Tapu onun üzerine olduğu için. Şöyle oldu. Şimdi bana orada sanırım hani orada bir şekilde... Bana hani satış öncesi birkaç işlem olacağını söylediler. İşte hani ipotek vardı benim evimde, onunla ilgili bir şeyler falan deyip beni o sırada orada oyaladılar. Ben hani önceki küçük işlemler diye imza attım. Okumadan da attım o anda. Hani dediğim gibi çok güvendim ve boşluğuma geldim. Peki sonrasında daha gidip şikayetçi oldunuz mu? Tabii ki. Şikayet hemen akşam eve bir geldim. İşte kızıma anlattım işte. Ev satacağız bilmem ne diye. Bir baktık hani bugün tapudan attığımızda satış işlemi yapmışız. Kaç yılında? Kaç yıl oldu? 2014. 2014 yılında oldu. Hı-hı. 2014 Ağustos oldu. Halen davam sürüyor. Evinizin değeri nedir? Yani evim hani Ankara'da olanlar bilir. Tunalı 20 semtinde çok da şey... yani 400-500 binden az değildir şu anda. Peki hattan ayrılmayın lütfen. Orhan Gül'le ilgili iddialar. Eşi de burada Merve Gül. Daha boşanması gerçekleşmemiş. Eşimin benimle evliyken diğer kadınları da mağdur ettiğini söyledi. İhanete uğradığını iddia etti. Başka ismini vermek istemeyen yeni bir ihbarımız var. Alo. Tamam. Alo. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz canlı yayına. Merve Hanım'ı mı tanıyorsunuz, Orhan Gül'ü mü? Orhan Gül'le alakalı bir bilgi verecektim ben size. Buyurun. Benim eski eşimle mesajlaşmaları yakaladım. Böyle... Evet, evet. Evet, resminin de haftasını gördüğümde biliyorum. Hatırladım yani. Resimde görür görmez de tanıdınız. Evet, evet. Peki eşinizle bu durumu paylaştınız mı? Yok, eşimin hiç haberi yok. Ben kendi telefonumu bakarken. Peki, yani ne bileyim o görüşmeleri diğer telefondan çekersin, bir kendine gönderirsin falan, böyle bir şey yaptınız mı?
Yok yok, hiç öyle bir şey yapmadım ama gördüm tarzı yazışmalarını. Emin misiniz? Evet. Peki. Teşekkür ediyorum ihbarınız için. Yani görüşmelerini yakalamışlar arkadaşlık derecesini, yani yol. Bu yönde. Şu anda çok fazla ihbar var mı? Esra Hanım, ben şimdi sorabilir miyim Merve Hanım? Ben Merve'ye bir sorularınız var. Net soruları alalım. Ben dur, Merve... bir reklama gidiyoruz. Merve'nin eşi, ismi geçen, hakkında iddialarda bulunan seyircilerimiz var, onu tanıyanlar. Onun tarafından dolandırılan iddia edilen kişiler var. Ve eşi de burada, Orhan Gül telefon hattında olacak. Reşit bugün burada değil sevgili seyirciler, apar topar Adana'ya gitti. Neden Adana'ya gitti diye Kerime ablaya soracağız. Ve bizim için en önemli anlardan biri de 28 yıllık bir hasretin sona ereceği bir anne kızın buluşma hikayesi olacak. Türkiye ve Amerika arası. O buluşmada biraz sonra ATV stüdyolarında yine programımızla. Kaçan gelin görümceyle ilgili önemli haberler var. Onları da söyleyeceğiz reklamlardan sonra.